olduğu Tayfun Türkili'nin yazıp Hasan Er'in yönettiği Naaş-ı Muhteremler adlı tiyatro oyunumuza hoş geldiniz. Şimdi sizleri Atatürk ve Türk büyükleri adına saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Aman efendim, ne diyor okursunuz ki şu gazete? Öde efendim. Neden olacak? Borsa düşmüş, dolar fırlamış, ekonomik kriz tırmanmış, şu kadar kişi işsiz kalmış. Bir de bunlar yetmezmiş gibi birbirini öldüren insanlar, trafik kazaları. Haklısınız ama okumadan da olmuyor efendim. Bakmayın siz yazılanlara. Türkiye büyük ülkedir. Bu krizi de atlatır. Benim endişe duyduğum insanlar sudan sebeplerle birbirlerini öldürmeli. Sormayın efendim. İnsanlar adeta çıldırmış. Sadece dün İstanbul'da tam 3 tane cinayet işlenmiş efendim. Birincisi kan davası. İkincisi kıskançlık. Üçüncüsü ise halı silkeleme yüzünden çıkmış. İlkel kabileleri geçtik efendim. Bir türlü uygar insanlar gibi yaşamayı öğrenemedik, gittik velhasıl. Olacak iş değil. Olacak iş değil efendim, şu habere bakın. Hayrola Rauf Bey? 70 yaşlarında bir adam, tarla meselesi yüzünden tam 4 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürmüş. Tövbe tövbe, birader sen yaşta bir adam, bir avuç toprak için. Dedim ya efendim, ilkel kabileleri geçtik diye. Bir türlü uygar insanlar gibi yaşamayı öğrenemedik, gittik. İleri gidelim derken geri geri gidiyoruz. Düşünün Muazzez Hanım. 70 yaşında bir ihtiyar daha ne kadar yaşayabilir ki? Ama yok, gözü hala tarlada toprakta. Bunun için de insanları gözünü bile kırpmadan öldürebiliyor. Şimdi düşünün efendim, sizi ya da benim bir cinayet işlediğimizi. Gülmeyin efendim, düşünmesi bile feci bir şey. Ağzınızdan yel alsın. Aman efendim, sözün gelişi söylüyorum. Maazallah öyle bir şey yapsa, yani birini öldürsek, onu komşuya rezil oluruz. Çoluk çocuğun birine düşer. Kapıcıdır. O da olmasa kapımızı çalan yok zaten. Geldim efendim, geldim. Ay. Buyurun. Buyurun, ne istemiştiniz? Rauf Bey, neler kimmiş efendim? Bilmiyorum efendim, tanımadığım bir bey. Kapının önünde öyle duruyor. Demek ki iyi misiniz? Ya Hasan yaprağı gibi titreyeceğinize cevap versenize. Yoksa kapıyı maalesef yüzümüze kapatacağım. Dikkat edin, üzerime düşeceksiniz. Ah, 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 ah. Rauf Bey, ah. Rauf Bey, ne oldu efendim? Ah, o üzerinizdeki adam da kim öyle? Ne yapıyorsunuz yerde? Ağrı barıma iyi geldin diye sırtımı çiğnettiriyor. Efendim, soru soracağınıza şu adam üzerinden alın. Ah. Tamam efendim, tamam. Ama. Of. Of. Ay. O da bağırmış. Ay. Onları kokuyor. Ah. Rauf Bey, size bir şey olmadı ya efendim. Bilmiyorum, sırtım çok acıyor. Ay. İyi ama kim bu adam Rauf Bey? Nereden bileyim efendim? Kapıyı açtığımda karşımda duruyordu. Kaç defa kimsiniz, ne istiyorsunuz diye sordum, cevap vermedi. Ay, ay, of, ne? Aa, adamın sırtına bakın. Sırtına mı? Ne var ki adamın sırtında Rauf Bey? Aman efendim, adamın sırtındaki o şey bıçak değil mi? Ne? Bıçak mı? Ay. Dur dur, şu yakın numaralı gözlüğümü takayım da öyle bakayım. Ay, ay, ama, ay, ay, ay. Aa, hakikaten bıçakmış Rauf Bey. İyi ama ne arıyor adamın sırtında?
değil efendim. Her ne sebepse birisi saplamış davalının sırtına. Vah vah! Demek muhterem bu yüzden bana cevap veremiyormuş. İyi ama o zaman buna cinayet demezler mi Rauf Bey? Yok canım, o bıçağı aksesuar olsun diye kendi sırtına kendi saplamadıysa elbette buna cinayet derler. Eyvah! Görüyor musunuz? Durun bakalım, durun. Belki ölmemiştir. Önce şu bıçağı bir çıkaralım. Ay! Ama bayağı da saplanmış yahu. Ay! Ah! Bakalım yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Biraz sabrederseniz muhteremin yüreği dinleyecek. Yaşlandıkça çeneniz düşüyor. Peki efendim, peki. Ben soru sormayayım da siz gerekli konsültasyonu yapınız. Sizi gören de tıp doktoru zannediyor. Hey hay! Adamın yüreğinde kıpırtıyor. Bak zavallı mı? Vefat etmiş ha? Evet. Allah rahmet eylesin. İyi ama ne yapacağız şimdi Rauf Bey? Nasıl ne yapacağız efendim? Ayol şu yerde yatan ölüyü kastediyorum. Böyle halının üzerinde mi kalacak yani? Aman efendim öyle şey olur mu? Bizim ev kusallığa taşı mı? İyi ama ne yapacağız efendim? Polisi mi arayacağız? Herhalde cami imamını çağırıp da cenaze namazını kıldırtmayacağız. Elbette polisi arayacağız efendim. Durumu bildireyim de herif hem cesedi alsınlar hem de bunun katilini yakalasınlar. Allah Allah, iyi ama kim bu muhterem? Ha efendim, madem beni sırtına bıçak sapladı, bizim evde ne işin var? Hastaneye gitsene. Öyle değil mi Aziz Hanım? Efendim, çeneniz düştü yine. Bir an önce polisi arayın. Ben tanımadığım bir cesedi evimde görmek istemiyorum yavrum. Ne demek istiyorsunuz efendim? Siz görmek istemiyorsunuz da ben görmek istiyor muyum? Yavrum, Bey, öyle söyleme. Bir an önce arayın da katilini yakalasınlar bari. Allah Allah! İyi ama benim bildiğim yaralanan insan ya hastaneye ya polise gider. Rauf Bey'in elinde ne işin var? Efendim, polisi aradınız mı? Efendim, görüyorsunuz. Telefon elimde bekliyorum. Eğer açarlarsa... Alo! Polis müdüriyeti mi orası? Efendim, zat halinizde bir ihbarda bulunacağım. Efendim, az önce evimizi bir ceset ziyaret etti. Yani geldiğimde ceset değildi de kapıyı açtığımda karşımda duruyorum. Birdenbire iki dakika sonra yere düşüp vefat etmiş. Efendim, eceliyle ölmediğini, bir cinayete kurban gittiğini de söyleyin. Biraz sabrederseniz onu da söyleyeceğim efendim. Efendim? Ha, size değil. Rica ederim efendim, Zevcem'e söylüyorum. Tabii, devam ediyorum. Vefat eden zatı incelediğimizde sırtına saplı bir bıçak buldum efendim. Evet efendim. Duyamadım. Bir kere daha tekrar eder misiniz? Ha, adımı mı soruyorsunuz? Tabii, adım Ağzı. Allah! Hastasını ağzımdan kaçırıyordum. Ayol, ayıp etmediniz mi karşı tarafa? Hiç kapatılır mı telefon? Bırakın ayıbı şimdi, Muazzez Hanım. Az kalsın kendi kendimizi polise ihbar ediyorum. Neden efendim? Ha efendim, polisi arasa polis bize inanır mı sanıyorsunuz? Niye inanmasın Rauf Bey? Peki efendim, polis geldiğinde ne diyeceğiz onlara? Efendim, biz bu muhteremi tanımıyoruz. Kapıyı açtığımda karşımda duruyordu. Aynen. Bir iki dakika sonra da yere düşüp vefat etti. Demek? Sırtında da bıçak vardı. Aynen böyle anlattığınız gibi olmadı mı Rauf Bey? Hoş! Ben o sırada mutfaktaydım. Söylediklerinizi duydum. Ne demek istiyorsunuz? Demedi. Yani bir yerde yatan muhteremi benim hunharca bıçaklayarak öldürdüğümü mi ima ediyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz canım? Öyle bir şey söyleme. Sadece mutfaktaydım dedim. Söylediklerinizi duydum. Ama görmedim dedim.
Yani polise böyle anlatırsınız, olur biter. Olmaz! Polis inanmaz bir de. Neden inanmasın efendim? Bir kere adamın ölümüne sebep olan bıçakla benim parmak izlerim var. İyi ama madem adamı siz öldürmediniz, nasıl bıçakla parmak iziniz oluyor Rauf Bey? Efendim unuttunuz mu? Biraz önce çıkarmadın mı bıçağı? Doğru, unutmuşum. Siz düzeninize vazif olmayan şeylere karışmaya bayılıyorsunuz efendim. Durup dururken niye ellediniz ki bıçağı? Nereden bileyim efendim, çıkardım işte. Yok, imkanı yok, polis inanmaz bize. İkimizi de tutuklayıp götürürler. Niye ikimiz efendim? Beni niye tutuklasınlar ki? Bir kere bıçakla benim değil, sizin parmak iziniz var. Ayrıca, bir aklınız alıyor mu? Benim bu yaşta birini öldürebileceğim. Söylediğiniz şeye bakın efendim. Yani sizin yaşınızda birisi adam öldüremez de benim yaşımda birisi öldürebilir mi? Unutmayın ki ikimiz de aynı yaştayız. 60'ımıza merdiven dayadık. Siz 60 olabilirsiniz ama benim daha 6 ayım var Rauf Bey. Kızdırmayın beni buna cesanır. Demek istediğim o değil. Ben de cinayet işlemek için sizin gibi geç kalmış bir yaştayım. Onu ima ediyorum. Ya bırakın adam bıçaklamayı. Ekmeği bile zor kesiyorum ya. Ama sen gel de polise inandır. Yok yok, ne mümkün. Polis inanmaz bize. Bu adamı karı koca siz öldürdünüz deyip çıkarlar işin içinden. Rica ederim efendim. İkide bir karı koca. Ben bununla sızmalı halime nasıl adam öldürülür? Polis sizin romatizmanızı falan göz önünde bulundurur mu sanıyorsunuz? Derler ki sizin için kadın adamın kollarından tuttu. Adam kocası da bıçağı sapladı. Yandık efendim, yandık. Bulgar'ı büyük elçilik yap. Sonra da gazetelere manşet ol. Ateş attığına konu olan. Teke teke siyaset meydanına, ceviz kabuğuna bile çıkartırlar bizi Rauf Bey. Eyvah! Görüyor musunuz başımıza gelenleri? Durup durup geniş aldık başımıza. Yok yok, ne mümkün. Polis hayatta inanmaz. Bir kere halkı var da. Polise biz bu adamı tanımıyoruz. Geldi bizim evimizin ortasında öldü. Dersek polis bize ne der? Ne der Rauf Bey? Efendim, insanlık tanımadığı birinin evinde ölür mü derse biz ne diyeceğiz? Hem neden karşısına ayrılır kapısında değil de sizin evin ortasında öldü derse? Hele bir de cinayet aletinde ev sahibinin parmak izleri varsa. Yandık efendim, yandık. Efendim, yandık deyip duracağınıza bu işe bir çare bulun. Ben tanımadığım bir cesetle aynı evde yaşayamam. Hoş, ceset tanıdık olsa da yaşanmaz da. Tamam, oldu. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Dinliyorum efendim. Cesedi gece yarısından sonra bizim sitenin bahçesine gömeceğiz. Nasıl fikir? Allah Allah efendim, Allah Allah. Artık bir de üstüne yedi veren gibi dikersiniz. Rauf Bey, Rauf Bey, söyler misiniz? Toprağı kime kazdıracaksınız? Bunun için adam tutamayız tabii. Elbette ben kazacağım. Halim olsa da gülsem bari. Ayol sizin toprak kazacak kadar gücünüz olsaydı muslukları adam gibi sıkar da damlamasına engel olurdunuz. Bir kere toprağı kazma işini unutun. Başka bir plan ve projeniz varsa dinliyorum. Yani siz de her şeyi benden bekliyorsunuz. Bu evde siz de yaşıyorsunuz. Biraz da siz düşünün. Bana ne efendim, bana ne? Cesedi bulan sizsiniz. Ondan kurtulma yollarını da yine siz bulun. Bir kere ben orada olduğumda henüz ceset haline gelmemiştim. Kapının zili çaldığında... Kapı! Bazıları kapı çalıyor. Çalıyorsa bilip açın efendim. Efendim, hani diyecektim, bu sefer de siz açsanız. Neden? Malum ben açınca ceset buluyorum da... Belki siz açarsanız... Malum, romatizmaları bugün ziyadesiyle az. Kapıya kadar yürüyebileceğimi hiç sanmıyorum. Siz açın. Anlaşılan bu.
İnşallah gelen cesedi cenaze haline getiren harfi değildir. Geliyorum efendim. Aman durun, açmayın kapıyı Rauf Bey. Ne oldu yine? Efendim, unuttunuz mu? Ceset. Ne olmuş cesede? Ceset böyle. Plajda güneşlenir gibi yatarken hiç kafa açılır mı? Aa, doğru. Onu unutmuşum ben. İyi de ne yapacağız efendim bu modeli? Herhalde bir yere saklayacağız. İyi de nereye? Açacağız efendim, açacağız. Biraz sabırlı olun. Maziz Hanım, akıl verme konusunda biraz yardımcı olun. Tamam, buldum efendim. Buzdolabına. Evet, evet, oraya koyalım. Ne? Yeni aldığımız iki kaplıya mı? Evet efendim. Zaten bu ceset ancak oraya sar. Orası olmaz efendim, daha tahsitlerini bitiremedim. Efendim, hazır içi boşken dolduralım şunu. Sizin onu doldurmaya üç aylıklarınız yetmez zaten. Ay Allah, içeride ceset dışarıda alacaklı gibi kapıyı çalar. Neyse efendim, neyse, hadi yardım edin de götürelim şu muhtemelen. Siz kollarından üstün efendim. Tamam efendim, hadi tuttum. Ay. Aman. Ah. Allah aşkına açın şu kapıyı Rauf Bey. Kimmiş böyle ısrarla alacaklı gibi kapıyı çalan dersin, münasebetsin. Ay. Ay, benim bildiğim kapı bir kere, bilemedim iki kere çaldı. Baktın açan yok, artık çalmak çektim. Of. Buyurun. Neredesiniz ayol? Yarım saattir kapıyı çalıyorum. Az kalsın ediyorsunuz diye gidecekti. Demek evde miyiz, değil miyiz diye yarım saat beklediniz mi artık? Doğrusu sizde Eyüp Sultan sabrı varmış. Yok canım, sabırdan değil, bunlar mümkün değil, bir yere gitmez diye bekledim. Neden bir yere gitmiyormuşuz? Siz Muazzez abla ile kumrular gibi gece gündüz. Neyse, evde mi Muazzez abla? Evde için. Ben geldim Muazzez abla. Ayol Nadine, sen miydin alacaklı gibi kapıyı çalan? Evet. Biz de şey sanıp korkmuştuk. Kim? Şey, ben şey. Ne şey ayol? Şey işte kızım. O şey işte. Ya şey işte. Hangi rüzgar attı seni? Ay sorma Muazzez abla. Canım bir menemen çekti. Sizde yiyin efendim, tutar mı var? Yemesine yiyeceğim ama evde ne yumurta kalmış, ne domates kalmış, ne sivri biber kalmış, ne de yağ kalmış. Siz de Migros'u yer kalktınız, bize geldiniz. Ay yok canım, ne alakası var? Migros'la sinirimi karıştıracak kadar daha bulamadım ben. Bak ne diyeceğim Mazze abla. Sen de varsa biraz yumurta, biraz domates, biraz sivri biber, bir kaşık da yağ verir misin? Oh, 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 ne hala memleket. Ekmekle tuzla ister misin? Yok, onlar evde vardı galiba. Bilmiyorum kızım. Dur bir buzdolabına bakayım. Varsa verin. Sen hiç zahmet etme. Mazide abla ben bakarım. Hava kapalı yer almıştır senin romantizmaları. Ben! Ay! Dokunma buzdolabına. Ya insan bağıracağına ben vermez mi? Rahat vereceğim. Ne oldu? Niye dokunmuyorum buzdolabına? Şey... çünkü o istediklerimizden bizde yok bizim. Baksın. Canım dur bir kız baksın. Belki vardır. Mazide sanır. Efendim buzdolabı. Hani içinde şey olan şey, şey olunca şey oldu ya, unuttunuz mu? Ha doğru, onun içinde şey vardı değil mi? Ne vardı Muazzez abla? Şey vardı canım, ölü boyu. Ne? Ölüsü Muazzez abla! Şey ölüsü, ölü ölüsü, yani şeyin ölüsü, bizim buzdolabımız arızalandı. Hah, bozuldu, biz de ona öldü dedik. Öyle değil mi Muazzez Hanım? Öyle mi? Ha doğru, bizim buzdolabımız arızalandı. Bir dona öldü dedik. İyi de daha yeni almış mıydınız siz bunu, hem de çift kapılı? Ne yaparsın işte kızım, şans. Bozulur. Neyse, ben gidip bir de şeyden bakayım. Marketten mi? Aa, açlıktan ölürüm de yine de markete gitmem. Bir de 26 numaraya bakın, belki orada vardır. Aa, bu ne güzel çanta böyle Rauf Bey amca. Çanta mı? Ne çantası? Aa, evet, yeni aldım, yeni. Vallahi bekle yakışıklıymış. Bir gömersin de resim çektiririz artık. Yani bazen size öyle kızıyorum ki Muazzez Hanım.
Neden efendim? Öyle münasebetsiz insanlarla komşuluk yapıyor. Yahu böyle kadın mı olur? Menemen yapacakmış da anlarım. Yumurtan, domatesin olur. Biberin olmayabilir. Yahu yağına varıncaya kadar hiçbir malzemen yok. Menemen yemeye kalkıyorsun be kadın. Hayır, hayır. Konuşma kadıncağızın arkasından. Bir de alay ediyor aklısına. Çanta da pek güzelmiş. Ne yapacağım? Bir gün verdim isim çektiği. Çanta. Efendim çanta. Ne olmuş efendim çantaysa? Ya şu münasebetsiz kadının resim çektirmek istediği çanta. Sakın bizim buzdolabındaki muhtereme ait olmasın. Size ait değilse elbette ona aittir efendim. Allah Allah, ne var içinde acaba? Açıp baksak mı? Size ait olmayan bir çantaya. Doğru mu efendim, açıp bakmak? Aman efendim, buzdolabımızdaki muhterem de bize ait değil ama şu anda iki kapılı buzdolabımızı işgal ediyor. Bu yüzden onun çantasını açmakta bir sakınca göremiyorum. Siz yaşlandıkça huyunuz suyunuz değişmeye başladı. Yahu bunun yaşlılıkla ne ilgisi var? Vefat eden zat buzdolabında. Çantası burada. Eğer yaşıyor olsaydı kendisine sorardım çantasını açıp açamayacağımı. Neyse efendim, neyse. Anlaşılan pek beraber. Buyurun, açıp bakın. Ben de öyle yapacağım. Aa, bunlar ne? Onlar ne Rabbi? Gözlüğümü bulsam yavrum. Demin şuradaydı. Gözlüğünüz başınızda efendim. Sorunuza gelince, çantanın içinde küçük naylon torbalar var. Ne var o torbaların içinde Rabbi? Bilmiyorum efendim. Beyaz bir toz karbonata benziyor. Ah canım. Demek sağlığın da midesinden rahatsız. Maşallah efendim. Vallahi maşallah. Okuluna gitmeden doktorla oldunuz. Ya buzdolabındaki muhteremin midesinden rahatsız olduğunu nereden çıkardınız? Aa efendim, siz demediniz mi? Naylon torbaların içinde karbonat vardı. Canım bey, demek ki sağlığın da midesinden öyle rahatsızmış ki baksanıza yanında bile taşıyormuş. Unuttuğunuz bir şey var efendim. Nedir efendim? Adam aynı zamanda kek hastası da olabilir. Ne alakası var şimdi Rauf Bey? Efendim, karbonat yalnızca mide rahatsızlığında kullanılmıyor ki. Aynı zamanda kek yapımında da kabartıcı olarak kullanılmıyor. Bu yüzden muhterem kek hastası da olabilir. Neyse efendim, neyse. Bunun için münakaşa etmeyin. Demek ki adam hem kek hastası hem de mide hastasıymış. Etmesine ettik de bir siteden içeri girince
Haydi sen. Tut. Kendinize çağırın. Sabahlar. Adam sırtına saplı bir bıçakla nereye kaçabilir ki? Mutlaka o sitedeki ailelerden birine girmiştir. Aileleri araştırsaydınız ya. Nasıl araştırabiliriz ki şef? Polis miyiz biz? Hem daire sahibinin kapısını çalıp da merhaba, biz Cımbızlar diye birisinin cesedini mi arıyoruz diyece. Sersem ben, gerizekalılar. Gidiyor ve saraçlar, haram olsun. Gözümüze, gözümüze dursun. Doğru dürüst bir adam bile bulamıyorsunuz, hazırlar. Efendim gazete, çıkın! Çıkın! Gelin lan buraya. Karar tek şef. Gel lan! Şef. Şef. Sana bir şey diyorum ama söylemeye korkuyorum. Söyle söyle. Hakkımızı yeme. Sen bizi adamı zımbala dedin mi? Dedim. Tamam. Biz de zımbaladık. Ne malum? Ne malum? Benim bildiğim zımbalanan adam 2.80 yere uzanır oğlum. Ama eğer ilk 5 sesi zımbaladığınız kaçıyor. Ve kaçarken beraberinde eroin çantasını da götürüyor. Dedim ya oğlum, siz yeraltı dünyasını yüz karalarsınız, yüz! Şef! Ne var? Gözün çok güzelmiş. Sağ ol. Ben onu bunu bilmem oğlum. Ya cımbızı, ya çantayı bulup getireceksiniz bana. O çanta kaç para ediyor biliyor musunuz gerizekalılar? Tam 100 milyar! Aptallar! 100 milyar! Vay can baba şef! Seni ufak tefek göre bir adama kazıklamış. Halbuki çarşamba çarşısında bile daha ucuz var. Sen otur, rahatına bak, ben bir hoşu gidiyor. Buraya, buraya lan! Oğlum bu çanta evrak çantası değil. Eroin çantası. Eroin! Ne var lan? Kimsiniz? Vay! Minge sen misin? Kim? Şaduman abimi. Dur burada vereyim. Buyur şey, beni arıyor. Tut lan kulağıma. Maria! Sevgilim! Gülfidan'ım! Yediveren Gülüm! Gülüm! Kızma Maria, elbette geleceğim, benim karga. Şu anda ekonomiyle ilgili bir toplantı yapıyorum. Biraz da inanın doğru. Nasıl? Tabi tabi, gelirken getiririm. Kapattan, barışma bitti. Maria'ya gidiyoruz mu şef? Evet, huzur atıyor. Gelirken makarna getirdi. Allah'tan ucuzlar ha, bir paket unundan bana makarnasına kalmıyorlar ya. Ekmek zekalı! Salaklar! Sana bir şey söylemedim. Neyse. Ben gidiyorum Hasan. Sen de şu gerizekalılara söyle. Ya Cımbız'ı, ya çantayı bulup getirsinler bana. Yoksa onları böyle bir kurlarım ki. Cımbız Ali gibi bir yere kaçamazlar da. Mutlaksın açma lan! Neyse adam. Ulan develer, 5 para al hepiniz demiş Adıman abiye. Vallahi Hasan abi, Cımbız'ı mıhlamıştık biz. Kesin be! Mıhladık tepkinmeyin oğlum bana. Rezil ettiniz beni Ayşe Adıman'a. Nereye kaçmıştı lan Cımbız? Lan sizin yüzünüzden mafyacılığın haysiyeti bile kalmadı lan. Ama Hasan abi, şerefsizim ki bıçaklamıştık biz Cımbız'ı. Örmeyip de kaçtıysa onun haysiyetsizliği abi. Neden bizim bıçaklamışlarınız? Ölüyor da, Cımbız Ali ölmüyor. Haysiyetsiz Cımbız! Güya bir zamanlarda bizim çözüldü. İnat için ölmeyin, sırtındaki bıçakla kaçtı namussuz herif. Kesin be! Lan siz ne diyorsunuz? Lan sizin yüzünüzle rezil ettiniz lan beni. Nereye kaçtı oğlum Cımbız? İşte şu site Aslan abi. Hangi site lan? Orada 50 tane site var. Tek tek dairelerin kaplarını çalıp soracağız abi. Tamam lan tamam.
Ne yaparsanız yapın. Ya acımızı veyahut da o herifin çantasını istiyorum oğlum. Yoksa iş yapmam bizim hanımın. Biliyor musunuz? Sizi doyurak. O zaman vakit kaybetmeyelim abi. Dağılıp bütün daireleri teker teker arayalım. Tamam lan. Daire sahiplerinin kapısını çalınca ne diyeceksiniz peki? Biz en birinci mafya babası Ayşe Adıman adamlarıyız. Sizin evde sırtına bıçak saplı bir öğrenci var mı diye soracağız abi. Ulan kansız en müstekleri. Ulan salaklar. Ulan nasıl öyle bir şey dersin? Ulan polisim diyeceksiniz. Arama var diyeceksiniz. Bıktım ulan sizi. Bıktım lan. Ya muhalde. Bu torbaların içindeki karbonat falan değil. Sakın vanilya olmasın Yavuz Bey. Ne alakası var efendim? Aklınız fikriniz tatlıda. Maşallah sizin şekerle ilgili bir probleminiz yok tabii. Madem karbonat değil, vanilya değil. Peki nedir söyler misiniz Rauf Bey? Vallahi hiç kullanmadım ama eroine benziyor. Ne? Eroin mi? Bunu da nereden çıkarıyorsunuz canım? Efendim filmlerde görmüyor muyuz? Eroinleri böyle küçük naylon torbalara koyup da pazarlamıyorlar. Ayrıca bardağa koydum. Deminden beri karıştırıyorum, karıştırıyorum, bir türlü kabarmıyor. Belki de haklısınız efendim. İyi ama o zaman bizim şu çift kapılı buzdolabındaki ceset sakın bir uyuşturucu satıcısına ait olmasın efendim. Korkar mı öyle efendim? Bu adamı çeteden biri öldürdü. Çeteden biri vurdu. O da yardım istemek için bizim kapımızı çaldı. Baka, ömrü vefa etmeydi de düşüp öldü. Bizim evde öldüğü için de ceset bizim üzerimize kaldı. Ne şans ne şans. Başkasına milli piyangonun büyük ikramiyesi vurur, bize de vura vura ceset vurur. İşte şimdi başımız büyük derde girdi efendim. Neden şimdi efendim? Daha önce derde değil miydi? Şu buzdolabındaki cesetin yeterince dert değil miydi başımıza Rauf Bey? Bu dert başka dert efendim. Demin de söylediğim gibi. Bu adamı çeteden biri vurdu. Şimdi muhakkak bu adamın peşindeler. Neden? Bulup da cenaze töreni yaptırmak için olabilir mi? Efendim saçmalamayın. Çanta için tabii ki. Bu çanta onu arayanlar için o kadar kıymetli mi yani? Ya kim bilir kaç milyar vardır içinde. Milyar mı? Yani o kadar pahalı mı Rauf Bey? Evet efendim. Şimdi çete muhakkak bu adamı ve çantayı arıyor. Görüyor musunuz başımıza gelenler? Eyvah! İster misiniz buraya evimize gelsinler? Yok canım. Daha neler? Kuruntu yapmayın. Buyurun işte. Ne demişler? İki an çomağı hazırla. Rauf Bey, bu gelenler sakın onlar olmasın efendim. Onlardır tabii efendim. Başka kim olacak? Ne yapacağız şimdi? Mahvolduk efendim. Ya nasıl mücadele edeceğiz koskoca eroin çetesiyle? Neyse efendim. Mücadele edecek bir şey yok. Verilir cesetlerini, alır giderler. Efendim bunlar yalnızca cesedin peşinde değiller ki. Aynı zamanda çantanın da peşinde. Daha iyi efendim. Cesedi de veririz, çantayı da veririz. Alır biter. Bunları versek bile bizi sağ bırakırlar mı sanıyorsun? İyi de neden sağ bırakmasınlar efendim? Hem cesetleri yok hem de çantalarla. Daha ne? Efendim o değil. Hani olayın şahitleriyiz ya. O yüzden bizi sağ bırakmayabilirler. Hay elim kırılaydı da açmayaydım o kapıyı. Ben açmasaydım muhterem karşı dairenin kapısından vefat edecek. Kabahat sizde efendim. Kaç defa söyledim size. Kapıyı açmadan önce kim o diye sorun diye. Böyle sormadan açarsanız evimize cesetle gelir katil de. Patla! Açmayacağım işte. Ne yapacağız şimdi? Biliyorum efendim. Yok. Ne olacaksa olsun. Ben kapıyı açacağım. İsabet buldursunuz. Siz açmazsanız onlar kasasından sökecekler.
çantalarını alıp gidelim. O kadar. Aman durun, atmayın Kapir Vah Bey. Ne oldu? Çanta efendim, çanta. Ne oldu çantaya? Efendim, çanta böyle salı pazarı gibi açıklarken hap açılır mı? Efendim, size zahmet olacak ama bir yere saklayayım. Ya ben nereye saklayayım Vah Bey? Atın sahibinin yanına efendim orada. Bizim buzdolabı da çeyiz sandığına döndü. Elimize geçeni oraya atıyoruz artık. Ne amaçla almıştık aslında? Ay! Ay! Ne oldu? Efendim, ay! Birden dalgınlığıma geldi. Birden açınca cesedi gördüm karşımda. Adam Süper Flash'in donmuş gıda mamullerine dönmüş. Ne demekmiş? Gösterecektim onlara. Geldim. Buyurun. Yani maşallah Bey amca. Ayağınız da bayağı hızlıymış ha. Allah'tan para olduğunuzu söylediler de çekip gitmedi. Bekledim. Demek buraya gelmeden önce hakkımızda tatbikat yaptınız. Evet, onun gibi bir şey işte. Girebilir miyim? Hayır! Yürümesin! Yemem için en az 40-50 yaş genç olmam lazım. Buyur evde. Merhaba hanım teyze. Hoş geldin. Buyur otur, dinlenelim. Yok, oturmayayım. Buzdolabı için gelmişim. Demek biliyorsunuz. Duydunuz mu beyefendi ne için teşrif etmişler? Buzdolabı için gelmişler efendim. Hani içinde şey olan şey. Maşallah adamlar bizim emniyet teşkilatından bile alıp çalışıyorlar. Baksanıza gelmeden önce hakkımızda tatbikat bile yapmışlar. Evet. Neredeydi buzdolabı bakayım? İşim çok. Öğrenecek halim yok bey baba. Demek biliyorsunuz her şey. Evet. Burada bilmesem burada işin ne amca? Bak evladım. İster inanın, ister inanmayın. Bizim en farklı kabahatimiz yok. Öyle değil mi varsın? Öyle efendi oğlum, öyle. Biz Rauf Bey'le yemeğimi yemiş oturuyorduk. Hatta... Evet. Tam o sırada kapı çalındı. Karşı kapıyı açtım. Her neyse, şöyle ya da böyle. Olan olmuş artık. Neredeydi buzdolabınız? Bize kızmadınız ya efendi oğlum. Yok, neden kızayım ki? Herkesin başına gelebilir bu. Her gün 40-50 kişinin başına böyle olaylar geliyor. Bunun için fazla dert etmeyin bey amca. Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar. Tamam. Duyuyor musunuz efendim? Biz de başımıza neler geldik diye gülüp duruyorduk. Her günde 40-50 kişinin başına geliyormuş böyle şeyler. Böyle sırtına bıçak saplanmış. Canım büyük değil bu kadar. 5 dakikada hallederim. Peki, giderken götürecek misin efendi oğlum? Öyle ya, burada bırakma. Ziyadesiyle üzdü bizi. Al götür evladım. Götürmem gerekirse götürürüm tabii. Ama önce bir görelim. Belki de götürmem burada hallederim. Yok! Öyle götürmem gerekirse götürürüm falan yok. Al götür. Sahiden bir nere çekiyorum onun yüzüne. Sen biliyor musun? Tamam tamam. Hele bir görelim de daha sonra karar veririz bey amca. Eğer gerekirse bir kamyona tutar, içine atar götürürüz. Kamyona tenezzüm yok evladım. Pekala, bir taksiyle de götürebiliriz. Rauf Bey doğru söylüyor efendim. Bunun için dünyanın milyonu verilerime kamyonete... Yok, taksiyle olmaz. Hem zorsa hem de sağına sola zarar verebiliriz hanım teyze. Aman evladım ne cahilerim, bu kadar hassas olmayın. Sağa sola zedelense de önemli değil artık. O bir şey duymaz. Yok, ben maldan anlar insanım bey amca. İşimi de dikkatli yapar. Neredeydi buzdolabınız? Peki, götürürken komşuların görmesinden korkmuyor musun efendi oğlum? Yok, neden korkayım? Nasıl olsa sizin var. Yok! Bizim değil! Bizimle en ufak bir alakası bile yok. Sizin değil mi? Ayol, bizim ne görmüş, ne bilmiş, ne tanımış, ne etmişliğimiz var diyoruz ya oğlum. Deminden beri anlatıyoruz ya evladım. Biz onu kapının önünde bulduk. Kapının önünde mi? Evet. Hocam Rauf Bey,
Kapıyı açtığında öyle karşısında heykel gibi dikiliyormuş. Ama o heykel gibi değil de böyle hazan yaprağı gibi dizleyip duruyormuş. Ne? Yani şimdi oğlum sizin kapınızın önüne mi bırakmışlar? Hayır. Kendi ayağıyla gelmiş. Ne? Yani şimdi o kendi ayağıyla sizin kapınızın önüne gelmiş öyle mi? Evet efendim. Biliyorum. İnanması güç. Ama hakikat bu. Amma Halif ha. Hiç böyle şey duymamıştım. Demek ziliniz çaldı. Kapıyı açtınız o karşınızda duruyordu ha. Siz de hemen içeriye aldınız öyle mi? Pek içeri almış sayılmayız. Daha doğrusu üzerime düşünce de... Ne? Bir de üzerinize mi düştü? Abo! Allah'ım yerimiz bir şey olmamış. Ne yapacağım? Bayağı ağırdır ha. Sorma Endo oğlum sorma. Allah korusun Rauf Bey. Allah da Muazzez Hanım evdeydi de yardım edip üstümden kaldırdı. Ne? O hoca Enniyame'yi bu küçücük teyze mi kaldırmışsınız? Çok harbi ne yaptın efendim? Baktım altında Rauf Bey zor nefes alıyordu. Şöyle iki kolumla tuttuğum gibi fırlatıverdim kenara. Ne? Bir de fırlattınız ha? O zaman mutlaka zarar görmüştür sağ sola. Zarar görmesine gördü de evladım. Esas zarar bize gelmeden önce görmüş. Sırtından bıçaklanmış. Ya ne? Sırtından mı bıçaklanmış? Kim? Buzdolabı mı? Ya nereden çıkardın evladım? Bildiğiniz buzdolabı amca. Küçük, büyük, tek kapılı, iki kapılı, üç kapılı, derin dondurucu. Ne olursun? Ay Endo oğlum sen kimsin? Niçin geldin evimize bakayım? Tamirciyim ben. Buzdolabınız bozuk değil mi? Yok. Bozuk. Bozuk tabii. Tamam işte. Onun için geldim. Neredeydi buzdolabınız? Ha? Şuradaymış. İnşallah önemli bir arızası yoktur. Lan! Dokunma buzdolabınıza. Ne? Bir bu. Git tamirci falan çağırmadık oğlum. Sen nereden büyük de geldin? Evet. Altı numarada oturan Halide abla telefonu ediyor. Yazıktır dedi. Git bir bak dedi. Fazla konuşamadık zaten. Komşusundan mı ne arıyormuş? Ben de çıksın gelin. Yani şimdi sen buraya bizim buzdolabımızı tamir etmeye gel. Evet. İnşallah annemli bir arızası yoktur. Bir daha bir bakayım amcaya. Bakınma dedim işte kadar. Neden? Bozuk değil mi? Ya gelmişken bir bakayım. Ayol istemiyoruz Melike. Ne olur. Evet. Yanımda. Biz buzdolabının arızalı olanını severiz. Size ne? Arızalı olanını mı seversiniz? Evet, nasıl isterseniz öyle olsun. Acaba yaşlanca biz de bunlar gibi mi olacağız? Peki deminden beri anlattığınız o hikaye neydi? Yok kapımızın önünde kendi ayağıyla geldi. Yok üzerimize düştü. Yok sırtında bıçaklanmıştı. Kontrol mü seyrettiniz siz yok? Görüyor musunuz efendim? Şu buzdolabındaki muhterem yüzümden ne hallere düştü. Tabirci bizi deli zannetti. Ama kabahat onda değil. Kabahat sizin şu altı numarada oturan komşunuzda. Ah ah bizim buzdolabımız arızalandıysa size ne? Aman bırakın ne zannederse zannetsin efendim. Rauf Bey söyler misiniz? Bu işin sonu nereye varacak? Ben de bilmiyorum efendim. Efendim işinize karışmak gibi olmasın ama ben diyeyim ki polisi arıyorum. Dertsiz başımızı nerede mi soracağız efendim? Sonra gazeteleri. Manşet oluruz valla. Düşünsenize oğlumuz yüzbaşı. Kızımız piyasanın en çok kazanan artisti. Sor çocuğa rezil oluruz sonra. İyi ama şimdi ne yapacağız Rauf Bey? Neyse. Hele bir yorgunluk kahvesi içelim de. Sonrasını düşünürüz efendim. Olur efendim. Şimdilik yaparım. Ama yanına su istemeyiz. Veremem. Neden? Suyumuz mu bitti? Suyumuz bitmedi Rauf Bey. Buzdolabında su. Buzdolabında da ne var biliyorsunuz. Ceset. Buyunca yazıya kalırım. Amortiden başka bir şey çıkmaz. Ama bu cinsin bulunmaz hiç kumaşıymış gibi kendimizi buldu. Efendim yaptığımız işin doğru bir şey olduğundan emin misiniz?
Sizin pek hoşunuza gitmedi galiba. Nasıl hoşuma gider Rauf Bey? Karşı dairemizde oturan Cihangir Bey'lerin kapısına bırakacağız efendim. Bundan ben de pek hoşlanmıyorum. Ama ne var ki şu cesedin sitemizin bahçesine gömecek kadar gücüm yok. Evet. En iyisi götürmeye devam. Hem ayrıca Cihangir Bey'lerden de pek hoşlanmadığımı söylemem gerek. Sizin kallada mütemadi emlendiği için olabilir mi efendim? Olabilir efendim, olabilir. Ben gene attıkça o adamın pis pis gülmesi yoktu. Beni de veriyor. Bakalım bu cesedi evinin önünde görünce de pis pis gülebilecek mi? Hiç sanmıyorum. Hadi efendim, yeterince dinlendik. Hadi. Kapı çalıyor efendim, kapı. Duydum efendim, duydum. Tam sırasıydı yani şimdi. Cesedi kapı ağzına kadar getirmişken. Ne yapacağız peki? Hadi efendim, tekrar mutlu alanına götüreyim. Hadi. Ne? Olmaz efendim. Oraya kadar tekrar taşıyamam ben bunu. Aman efendim. İçeri giren olup da bunu görürse ne deriz sonra? Nasıl açıklarız? Yok Rabbi. Benim bir fikrim var. En iyisi koltuğa oturtalım efendim. İyi de efendim, ölmüş bir muhteremi nasıl koltuğa oturturuz? Oturun efendim, oturun. Hay Allah. Hadi yardım edin de koltuğa bari oturtalım. Tıpkı şekerleme yapıyormuş gibi oldu, değil mi? Ben dilenmeyeceğim neredeyse. Hadi efendim, gidin başım. Kapı. Evet, kapı. Geldim. Buyurun. İyi günler efendim. Ben cinayet kasasından bu işle mutluya. Popo! Polis mi? Rauf Bey! Neden çekmiş efendim? Önemli bir şey değil efendim. Polis gelmiş! Ne? Polis mi? İçeri girmeme izin verir misiniz? Tabii buyurun. Merhaba Rauf teyze. Merhaba. Hoş gelmişsiniz. Rauf Bey. Polis hazır evimize kadar gelmişken söyleyelim mi? Başka çare yok. Söyleyin. Biz elinde siyah çanta olan bir adam arıyoruz. Şöyle orta boylu, bıyıklı. Sırtında da bir bıçak var mıydı? Evet. Ne? Gördünüz mü yoksa onu? Tabii ki gördük oğlum. Salonumuzun baş köşesinde misafir ediyoruz. Sabahtan beri burada. Benimle dalga geçmiyorsunuz ya. Hakikaten o adam burada mı? Evet. Aman evladım, ne dalgası? Gel kendi gözlerinle gör. Hani nerede? İşte. Bu. Aradığımız adam bu. Ay bana bir şeyler oluyor. Kalbim. Adam düştü. Ayağımı bırakın Rauf Bey. Yok efendim. Aradığımız adam bu. Eli düştü. Rauf Bey. Sakın bunu ölmüş olmasın efendim. Ölmüş mü? Ölmüş mü? Ne diyorsunuz siz efendim? Bilmeyin neyin. Ne yapın ben? Polis evladım. Polis. Ölmüş mü? Korkarım bu da. Ölmüş mü? Birkaç saat sonra sitenin önünde toplandım.
Ama kansız gelmedi abi. Allah kahretsin. Siz ne biçim adamsınız ya? Siz kim? Mafyacılar soyundan kim? Sizden çoban bile olmaz. Süleyman'ın dediği gibi size iki koyun emanet etsem birini kaybeder geri gelirsiniz. Hakkımızı yeme şef. Sen bir de zımbala dedin. Biz de zımbala. Ne malum? Benim bildiğim zımbalanan adam 2.80 yere uzadı. Ama hem ne hikmetse sizin zımbaladığınız kaçıyor. Tamam kaçsın Yusuf basın bir şey dedin yok. Ama kaçmakla beraber yanında 100 milyarlık eroin çantasını da götürüyor. Dedim ya siz yeraltı dünyasının 100 karalarsınız. 100. Yok mu cımbız annenin çantasından veya kendisinden bir haber ya? Bize düşen dairelere baktık şef. Kansızın bakması gereken yerler varsa orasını bilemem. Kansız ya hangi dairelere bakacak? Alt katı ona vermiştim. Yani 4 daireye o bakacaktı. Durun bir dakika. Sakın o kansız. Evet evet. Şimdi hatırladım. Hansız ya, sizi bu gibi atlatmış. Ne? Atlatmış mı? Nasıl atlatmış şef? Ekleme. Kansız, cımbızı veya çantasını bulup eroinleri dağılarak hayıplara karıştı. Siz de hala burada maaşına zam bekleyen memurlar gibi bekleyin. Dur! Yıkıla karşına. Çıra! Maria, dinle bizi şef, uzak kulağım. Tuttan kulağıma. Maria, makarnam mı bitti minik kardam? Tamam canım. Tamam bu canım. Gelirken getirir. Nasıl? Vurgulu mu olsun? Bir de fiyonklusunlar öyle mi? Ya kahvaltıda olsun bari makarna yeme. Yedi veren lale. Kapattan konuşma bitti. Ulan nereden başımıza balta ettik şu makarnacı karıyı ya. İyi iyi şişti hala yiyor. Haftada bir karıyı da değiştiriyoruz. Sen! Yeraltı dünyasının stajyer mafyacıları. İltifat ediyorsun şef. Demek duyuyor şef. Sağ ol şef. Kesin lan! Tıpıkla! Şimdi bakın, içinizden birisi bu sitenin önünde 24 saat nöbet tutacak. Ben tutayım şef. Tamam. Askerliğim nöbeti ben tutardım şef. Tamam de. Oğlum. Hiç unutma, askerliğimi yaptığım sırada yine böyle nöbet tutuyorum. Ulan Hasan, lan nereden buluyorsun? Çok varıyorsun böyle geri zekalar be. Yoo şef. Salak benim dayımın oğlu. Belli. İki üniversite bitirdi ama iş bulamadım. Ben de ekmek yesin diye bizim çeteye aldım. Yahu bu cezet taşımak ve yerleştirmek ne zor işmiş Mardes Hanım. Zordur tabi efendim. Buzdolabına sana yağ yerleştirmiyoruz ki cezet. Hem artık yaşlandık. Şimdi ikimiz de genç olsak, birini sen, diğerini de ben sırtımıza vurduğumuz gibi gider bir yere bırakırdık. Ama artık yaşlandık. Neyse efendim, biraz soluklanalım da şu polis muhteremin cesedini de ortaya da kaldıralım. Gel de bana, şu iki kabuğunu buzdolabını aldım diye kızardınız. Bakın nasıl bir şey yaradım. Ne demişler efendim? Her işte vardır bir hayır. Neyse. Şimdi biraz soğukmanalım. Sonra da şu polis muhterinin naaşını ortadan kaldıralım. Emredersiniz efendim. Polis muhterinin naaşını nereye saklamayı uygun görürsünüz? Alay etmeyin efendim. Siz de biliyorsunuz ki onları buraya davet eden ben değilim. Ay,
buluyorsunuz? Aman siz açın efendim, aman! Ben kapı açma meraklısı değilim. Açarım. Neyse, söyleyin bakalım. Bu polis muhterimin naaşını nereye koyalım? İsterseniz onu da... çamaşır makinesine koyalım. Nasıl fikir? Yok canım. Bence mikrodalga fırına koyalım. O da dalga mı geçiyorsun efendim? Maazallah, bize senden. Evimizde bir bulursa ne olur biliyor musun? Meşhur oluruz be ahbim, ne olacak? Hadi efendim, hadi yeterli dedim. Yardım edin de götürelim şu muhtere. Efendim, buldum. Nereye koyacağınızı buldum. Nereye? Pardon ama. Nasıl fikir? Tek başıma düşündüm. Bakın buraya fikir işte. Hadi bir an önce götürelim. Tamam efendim. Yine ben ayaklarından tutayım. Siz de kollarından. Tamam efendim, tuttum. Ay! Maşallah, bezireyim işte. Sağlığında okut gibi yiyormuş. Ne koku ne koku ya! Abartmayın efendim, muhterem öyle birkaç saat oldu ki kokmaya başlasın. Efendim, ceset ayaklarını suya hasret bırakmış. Of! Acaba kazak mıydı? Neyim? Cesetin ayaklarını. Saçmalamayın efendim. Olmayacak, komple yıkayalım da imama iş kalmaz. Hadi yürüyün efendim, hadi. Fark eder efendim. Ha sizin taraf, ha benim taraf. Nasıl olsa uzun süre kalmayacak değil mi Rav Bey? Elbette kalmayacak efendim. Bir şekilde kurtulacağız. Kapı çalıyor. Tam zamanında koymuşsun muhterem. Kim geldi acaba? Bilmiyorum efendim. Bir an önce açın. Ama dur dur! Sen nereye yahu? Siz istirahat edin. Ama siz açın. Ben kapı açma meraklısı değilim. Bıktım sizin davetsiz cesetlerinizden yahu. Evimiz sayenizde basın haneye döndü. Kim o? Ben. Nadide. Merhaba Muazzez abla. Görebilir miyim? Tabii kızım. Bu... Buyur. Yani buyur. Gerek bana. Neden geldin biliyor musun Muazzez abla? Süleyman telefon etti. Akşam hazırlara köfte yap dedi. Bende de hiç kıyma kalmamış. Varsa sende. Yarım kilotu kıyma alayım dedim. Dana mı olsun yoksa kuyum mu? Ay aman dana olmasın Abbey amca. Biliyorsun danalar delirdi bu ara. Varsa koyun rica edeyim. Tabii iki kere çekilmiş mi olsun? Aa sizde kıyma makinesi mi vardı? Kızım sen bağlara al Bey amcana. Dalga geçiyorsun şimdi. Sen bizi bir Kasap Mustafa'nın dükkanını zannettin. Aa Kasap Mustafa'nın dükkanı ta nerede? Fazla kıyman yok mu şimdi? Yok kızım olsa verirdi. Neyse ben de artık 26 numaraya bakarım. Bu arada bugün sizin eve de polisler geldi mi Rabbi amca? Polis bey? Yok. Neden gelsin ki? Bir suçlu mu arıyorlarmış neymiş? Adı da Cımbız Ali herhalde öyle bir şeymiş. Ne komik ya isme bak. Bulan mı? Yok bizde bulamadılar çünkü yoktu. Hayret sizin eve aramamışlar. Kızım belki gelmişlerdir de bulamamışlardır. Ya diye. Ya bizim uyuduğumuz bir saatte falan denk geldiysen. Demek adı Cımbız Ali'ymiş. Ya öyleymiş. Ya Muazzez abla eğer adını falan görürseniz bana haber verirsiniz değil mi? Neden? Ne yapacaksın ki Cımbız'ı? Ya kaşlarım çok uzadı. Hazır adam siteye gelmişken kaşlarımı da aldırayım dedim. Neyse hadi görüşürüz. Şeytan diyor, al şu cesetleri, nadidenin kapısına bırak. Biraz genç olsam, vallahi yaparım. Sizi demez miydiniz Rauf Bey? Şimdi aklıma geldi. Genel kurmay planlar dairesinde yaptığını söylerdin askerliğine. Bu konuyla ilgili bir planınız var mı efendim? Var tabii, olmaz mı? Bir sakıncası yoksa ben de öğrensem. Tabii efendim. Yavaş yavaş. Geliyorum. Önce havanın kararmasını bekleyeceğiz. Güzel. Sonra da sitedeki insanların uyumasını bekleyeceğiz. Güzel. Daha sonra da cesetleri bulundukları yerlerden çıkarıp arabamıza koyacağız.
saçmalamayın efendim. Ne alakası var? Cesetleri ıssız bir yere bırakıp sonra da hiçbir şey olmamış gibi evimize geleceğiz. Ne? Issız bir yere götürüp bırakıp kaçmak mı? Vallahi korkulur sizden Rauf Bey. Hemen durup öfkeden kaçır kesirdiniz başıma. Saçmalamayın efendim. Daha başka plan ve projeniz varsa söyleyin de onu yapalım. Peki ya? İçi eroin dolu çanta. Onu da alacaksınız. Düşündüğünüz şeye bakın. Onu da sahibinin yanına bırakacağız tabii. Ne? Hiç öyle. O kadar pahalı çanta. Olur orta bırakılır mı Rauf Bey? Saçmalamayın. Ne yani? Bırakmayıp ne yapacak? Bu yaştan sonra herhalde diskoteklerin önünde pazarlamayı düşünmüyordur. Saçmalamayın efendim. Onu kastetmiyorum. Yani kötü amaçlı birinin eline geçerse o çanta bu olur. Merak buyurmayın. Ben onu da düşündüm. Bakın şimdi. Cesetleri ve çantayı bıraktıktan sonra en yakın umumi telefondan adımızı zikretmeden polisi arayacağız. Şurada iki tane ceset var. Gelip alın diyeceğiz. Sonra da çanta polisin eline geçecek. Kötü amaçlı kişilerin eline geçmeyecek. Güzel. Evet. Hava kararıyor. İşe koyulalım. Ben dışarıya çıkıyorum. Neden? Efendim arabayı park yerinden alıp kapının önüne getireceğim. Ha. Peki efendim. Siz gelirsiniz. Ha! Ben gelene kadar sakın cesetlere dokunmayın.